Madem kararlısın, bir an evvel git. Sabah akşam içip kendini harap etmenin anlamı yok. Yazık gençliğine. Haklısın Mahmut Reis. Dediğim gibi, gidersen Süreyya Bey'i mutlaka bul. Hemşerimizdir, patronumuzdur, iyi adamdır. Rahmetli babamın da eski arkadaşıdır. Fabrikaların birinde sana uygun bir iş verir. Çok sıkışmazsam uğramam. Peki ne yapacaksın? Burada kalırsam çıldırırım. Her gün daha daralıyor kasa. Sufi'ye uğrayacağım. Birkaç gün onda kalırım. Sonrasını da düşünürüm. Öyle bir duruşun bakışın var ki gönlümü sevdaya kaldım dilende. Öyle bir duruşun bakışın var ki gönlümü sevdaya kaldım dilende. Gözlerim gözlerim öyle başka ki aklımı başımda aydın dilende. Gözlerim gözlerim öyle başka ki aklımı başımda aydın dilende. Mutluluk fark eder güneşlerinle, sevgiye baykıran işlerinle. Mutluluk fark eder güneşlerinle, sevgiye baykıran işlerinle. Daim çarpıp gidelim. Kalbimin sahibi oldum bir anda. Tarifim çarptı güzelim. Kalbimin sahibi oldum bir anda. Bu fabrikada Sufi isminde bir arkadaşım çalışıyor. Kaçta çıkar? Şurada bekle. Birazdan dağılacaklar. Sağ ol. Çıktım be. Hadi be. Anlayacağım kasaba dar gelmeye başladı. Bunaldım. Her gün aynı şey. Evden balığa, balıktan akşam meyhaneye. Bir gün tok, 10 gün aç. Kıracağım zincirlerimi. Akmak istiyorum. Tüm coşkumla. Yaşama. Hayata. Ancak o zaman rahatlayabilirim. Aha! Bu ne hırs? Kaptırdın gittin. Kaldır bakayım. Yarasın. Yırtmam lazım kefeni Sufi. Yırtarsın da koşarak değil. Yavaş yavaş. Ne iş yapmayı düşünüyorsun? Çok para getiren bir iş. Ne olursa yapacağım. Sen bizim fabrikaya girsene. Sahibi Süreyya Bey. Hemşerimizdir. Bir kolaylık gösterir herhalde. Aynı şeyi Mahmut Reis de söyledi. Süreyya Bey'in rahmetli pederin de arkadaşıymış. Daha iyi ya. Yarın hemen git. Dur bakalım, düşüneceğiz. Merhaba arkadaş. Merhaba. Çok fena. Motor suyun altında, sular motorun üstünde. Motor suyun altına girdi, soğuk motorun üstüne çıktı. Bu işler bugün fena. Fena. Dal altına. Tamam, geç Allah'ın altından. Şimdi valla buldum bitti. Merhaba hemşerim. Merhaba. Söyle bakalım, ne var ne yok, işler nasıl? Hiçbir şey yok, her şey yok. İşler kötü, takımı düşünmeyen. Ne oldu bacı, niye ağlıyorsun? Paramı kaybettim. Kaç para? 10.000 lira. Boşuna ağlıyorsun bacım. Olan olmuş bir kere. Kardeş! Ne var? Sen aldıysan ver, ne olur! Ne alması? Sen aldın paramı! Ne oldu bacı, kelek bir durum mu var? 10.000 liramı çaldın, vermiyor! Hadi git işine ver, deli midir nedir? Versene olan kadının parasını! Versene! Öyle parayı alıp kaçmak var mı? Ne parası be kardeşim? Tanımıyorum beni bu kadar ben. Allah Allah! Zavallı kadına bu ayak yapılır mı? Ne adamlar be! Sana bu parayı yeter mi? Neredesin ya? Karakoldan geliyorum. Ne işin vardı karakolda? İyilik yapayım derken bela alıyordum başıma. Hayrola, ne belası? Bir kadın, yanında çocuğu ağlıyordu. Ne ağlıyorsun dedim, paramı çaldırdım dedi. Kaç para dedim, 10.000 lira dedi. Acıdım, param olsa verecektim. Sigara almak için büfeye gittim. Döndüğümde arkamdan seslendi. Kardeş sen aldıysan ver dedi. Gerisini anla işte. Bir sürü insan toplandı başıma, rezil oldum. Sıkma canını, olan olmuş. Sen kardeşini dinle. Yarın Süreyya Bey'le görüş. Şu fabrika işini hallet. Vitrinde gördüğünüz araba 85 model, 0 kilometre, fiyatı da 12 milyon. Para mı kesiyoruz lan? Evet. Siz biraz dışarıda bekleyin. Bir bey geldi, ismi Gökhan, hemşerimiz olduğunu söylüyor. Mahmut Reis iş vermeniz için size göndermiş. Ne yapayım, size yollayayım mı? Siz personel müdürü Refik Bey'e gönderin. Fabrikalardan birinde uygun bir iş versin. Bütün gün ofise bakıp durdum. Fena taktın kafayı galiba. Minnesi? Ha, bizim mahallede oturuyor. Adı da Melek. Yanındaki o adam kim ha? Ha, onun adı Rıfat. Fena arkadaş değildir. Ama aralarındaki ilişkinin ne olduğunu pek kestiremiyorum. Bir öğren bakalım. Eyvallah birader. Güle güle. Vakit daha erken. Çay bahçesinde otururuz. Konuşuruz biraz. Evde yapılacak işlerim var. Başka zaman gideriz. Peki. İyi akşamlar. Sana da. Yarın görüşürüz. Hadi yürü. Bana bak. Kız ekleriz ya ha. Sus be, sana ne ya? Ya mahallemize geldik oğlum, ayıp oluyor ya. Ya şimdi boşver mahalleye, biz geri uzatacağız ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hey be, benim aslanlara bak ha. Hey, gelin lan buraya bakayım. Antrenör geldi. Hadi gelin hocanın yanına. Buyur hocam. Nerede diğer arkadaşlarınızla? Bilmiyorum, pazara maçımız. Çabuk bul lan onları, toparla çabuk. Hadi antrenman yapacağız. Peki. Çalıştıracağım, hadi yürü, çabuk. Ulan keratalara bak, çalışmıyorlar ha. Tembel bunların hepsi be. Merhaba Fatih, merhaba abla. Kolay gelsin anne. Sağ ol kızım, hoş geldin. Melek. Efendim baba. Bir su getir. Olur baba. da sinirlerimi bozmaya başladı. Deminden beri ters bakıyorum. Melek'le fazla ilgileniyorsun da ondan. Aralarında bir şey olduğunu sanmıyorum. Sabahtan gördüm seni, bembeyaz geldin bana. Konaktan mı büyüdün? Eminim güneş değmedi sana, güneş değmedi sana. Parmağımda yüzükler, kolumda bilezikler. Oy sana doğradayım, eminim nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Parmağımda yüzükler, kolumda bilezikler. Oy sana doğradayım, eminim nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Bir kurşun atacağım belimdeki kuşa, ana vermedi seni, eminim benim gibi uşa, benim gibi uşa. Parmağımda yüzükler, kolumda bilezikler. Oy sana dolanayım, eminim nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Parmağımda yüzükler, kolumda bilezikler. Oy sana dolanayım, eminim nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Bir güzele vuruldum, gözleri ceylan gibi. Hiç aklımda tutmuyor, oy oy, eminim yüzüm bir melek gibi, yüzüm bir melek gibi. Parmağımda yüzükler, kolumda bilezikler. Oy sana dolanayım, eminim nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Parmağımda yüzükler, kolumda bilezikler. Oy sana dolanayım, eminim nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. Ne diyeceksen çabuk de, babam görürse canını okur. Şaşkınlığımı bağışla. Seni gördüğüm günden beri bir tuhafım. Seninki yok mu? Benimki kim? Fabrikadaki Rıfat. Nereden benimki oluyor? Ne bileyim, dibimden ayrılmıyor. O abi gibi sevdiğim bir insan, hepsi o kadar. Allah'a ısmarladık anne, güle güle kızım, hayırlı işler. Günaydın. Günaydın. Günaydın, nasılsın? Teşekkür ederim. Bu arabada ne? Vapur mu bekliyorsun böyle? Git içine. Melek, Melek. Sakız yapıştı. Boş ver be. Hadi yürüyelim bakalım. Kaç konuda soğuk davranıyorsun bana? Ne durumu anlamıyorum. Seni kırdım mı? Yanlış bir şey mi yaptın? Herhangi bir şey yapmadım. Peki neden uzaklaştın benden? İşe geç kalıyoruz. Akşam işten sonra bekleyeceğim seni. Konuşmamız lazım. Çok önemli. Peki gelirim. Ne bu? Hakaret mi ediyorsun? Onunla önemli şeyler konuşacağını söyledi. Bir daha konuşma o adamla. Konuşup her şeyi açığa çıkarmak onu yarar. Haklısın. Onunla konuştuktan sonra seni sahildeki çay bahçesinde bekleyeceğim. Gecikme. Sufi kardeş, biraz görüşebilir miyiz? Tabii Rıfat, buyur. Hayrola? Ben Melih'i seviyorum. Niyetim onunla evlenmek. Yeni gelen arkadaş işe taş koyuyor. Benim adım onunla konuşsan iyi olur. İddiatsızlık çıksın istemiyorum. Bak Rıfat, biz arkadaşız. Sen Melih'i seviyor olabilirsin. Ama Melek bu konuda ne düşünüyor? Onunla konuştun mu? Çıkışta konuşacağım. Sen onu hallet. Gerisi kolay. Sağ ol. Bak, Rıfat'ın niyeti ciddi. Melek'le evlenmek istiyor. Melek öyle düşünmüyor ama. Ben de onu söyledim. Konuş, niyetini anla dedim. Ben sahile iniyorum, çay bahçesinde. Melek oraya gelecek. Akşam evde görüşürüz. Merhaba Melek. Nasılsın? İşler nasıl gitti bugün? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Ne konuştunuz? Neden? Onunla evlenmek istiyormuş. Oysa ben onu bir ağrı gibi görmüştüm. Netice? Böyle bir şey olamayacağını söyledi. Saçlarımda yıllar eser, gözlerim dünyadan güzel. Saçlarımda yıllar eser, gözlerim dünyadan güzel. Gün yaprağı sana benzer, gün yaprağı sana benzer. Benim güzel melek yüzlüm, benim güzel melek yüzlüm. Binseler sana kalbimden, adım düşmesin dilimden. Beni sevdar kesimden, beni sevdar kesimden. Kovma sakın melek yüzlüm, kovma sakın melek yüzlüm. İlk gün çok kırılmıştım sana. Neden? İşini gücünü bırakmış bana bakıyordun. O gün ilk iş günümdü. Ne yapacağımı bilemiyordum. Sufi de olmasa çok yalnız kalacaktım. Seni görünce de gözlerimi ayıramadım. Çünkü yüzüne bakıp heyecanlandığım ilk kızdı. Bulduğun yerde sevgilin yok mu? Senden önce kimse yok. Yapayalnızdım. Kasabada işsiz güçsüz bunalıyordum. Büyük şehirler gözümde tutuyordu. Dayanamadım geldim. Hep bir sevgilim olsun isterdim. Dualarım kabul oldu, sevgilimi buldum. Şimdi sıra ev ve arabada. Bir gün söylediklerimin hepsi olacak. Fabrika işçiliği pek açmadı beni. Milyonerler gibi yaşamalıyım. Rahatlık ve bolluk içinde. O günleri birlikte yaşayacağız belki. Gelsin gökçenin sonu, açılsın sevdanın yolu. Gelsin gökçenin sonu, açılsın sevdanın yolu. Bak yüreğim sevgi dolu, bak yüreğim sevgi dolu. Anlasana melek yüzlüm, anlasana melek yüzlüm. Söyle hangimiz hatasız, hangimiz aşka günahsız. Kalmayalım yapayalnız, kalmayalım yapayalnız. Kaçma benden melek yüzlüm, kaçma benden melek yüzlüm. Kaçma benden melek yüzlüm. İşte benim hayatım böyle. Hayallı. Bugün hep ben konuştum. Biraz da sen anlat kendini. Babam öldüğünde çok küçüktüm. Ben de annem yapayalnız kaldık. Okula gidemedim bu yüzden. Küçük yaşta çalışmak zorunda kaldım. Annem ikinci evliliğini yapınca üvey babanın baskısı altına girdi. Beni istemediğim biriyle evlendirebilirler. Bu yüzden çok endişeliyim. Çünkü beni evlendirmekten başka bir şey düşünmüyorum. Artık endişelenmen gerekmez. Seni seviyorum ben. Güzel günlerimiz olacak. İnan bana. Sen Veysel'in oğlusun değil mi? Evet efendim. Rahmetli babamla çok iyi arkadaştık. Otur yeğenim, ayakta durma. Artık fabrikada çalışmayacaksın. Yanıma alacağım seni. Babam iyi bir tekne ustasıydı. Seni de yetiştirmiştir herhalde. Evet efendim. Tekneden anlarım. Limana gideceksin. Tekneyi elden geçir. Eksikler için de bir liste yap. Peki efendim. Bundan sonra kafanı kullanacaksın. Süreyya Bey arkanda oldu mu sırtın yere gelmez. Evet haklısın. Ne o Melek, sevmedin mi? Gider bizi unutursun diye korkuyorum. Deli misin kız? Ne diye unutacakmışım seni? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teknenin durumu nasıl? Motorun işi tamam. Artık istediğiniz yere gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ama ne yazık ki birkaç saatinizi bana ayırmak zorundasınız. Çünkü bu aleti kullanmayı bilmiyorum. Bana sadece motoru tamir etmem emredildi. Benimki emir değil. Sadece küçük bir rica. Süreyya Bey'le birlikte çıkacaktık. Beni aradı, gelemeyeceğini bildirdi. Beni gezdirmekte, böylece size düştü. Doğru olur mu? Neden olmasın? Yoksa benden korkuyor musunuz? Sizinle birlikte olmak bir erkeğe korku değil, ancak zevk verir. Böyle düşündüğünüze sevindim. Hadi bir an önce hareket edelim. Bu sıcaktan bunaldım. Kızı mı düşünüyorsun yoksa? Süreyya Bey'i düşünüyorum. İlişkimizin farkına varırsa hiç iyi olmaz. Ben onu atlatmayı iyi bilirim. Hadi, gel dans edelim. I just want to say I love you. Günaydın. Günaydın Sufi abi. Gökhan yok mu? Dün gece eve gelmedi. Rıfat, ne haber? İyiyim, sağ ol. Ya üstünde sigara kalmamış, sende varsa versene bir tane. Al. Sufi! 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 Geliyorum. Nasılsın benim? İyiyim. Merak ettik seni. Ya, neredesin oğlum? Neler yapıyorsun ha? Aa, ne şekli. İyi çalışıyorum. İyi. Akşam niye gelmedin? Gündüz buradayım. Akşam da tekneyle uğraştım. Anlayacağınız işler iyi. Aman aman işler iyi olsun da. Merhaba Gönül, nasılsın? İyiyim. İşten sonra Efes'in barına gelir misin? Orada konuşuruz. Olur canım, görüşmek üzere. Hadi öptüm. Sen de gelsene. Hadi. Ben de bilmeyi sevmem. Hadi canım, gel hadi. Dedim ya, ben dans etmeyi sevmem. Bütün gece somurttun durdun. Yoksa benimle olmaktan sıkılıyor musun? Çok param olmalı. Çok kazanmalıyım. Ancak o zaman rahatlayabilirim. Ben de seni rahatlatacak kadar para var sevgilim. Üzülmen gerekmez. Bir iş yerim, bir evim, bir arabam olmalı. Hepsi olacak. Seninle bir tatile çıkalım. Şöyle bir hafta baş başa kalalım. Bunları uzun uzun konuşuruz. Süreyya Bey ne olacak? İzin verir mi? Onu ben hallederim. Bir haftalığına Paris'e gidebilir miyim? Ne yapacaksın Paris'te? Biraz kıyafet alacağım kendime. Birkaç gün de tatil yaparım. Beraber gidelim istersen. Sen git. Benim işlerim var, buradayım. Bir sıkıntın olursa beni ara. Olur sevgilim, ararım. Gel seni fabrikanın doktoruna götüreyim. Hadi gel, hadi. Merhaba. Merhaba. O işi hallettim sevgilim. Süreyya beni Paris'te zannedecek, sen de bir haftalığına izin al. Nasıl izin alırım? Neyi buna ne edebilirim? Memlekete gideceğim dersen izin verir. Fena fikir değil. Denemekte fayda var. Gözünüz aydın, eşiniz hamile. Benim halim Sufi abi. Babam duyarsa öldürür, rezil olur. Üzülmenin bir yararı yok. İşten sonra onu bulup konuşuruz. Merhaba efendim. Ha, gel Gökhan. Sizden bir ricam var. Söyle, çekinme. Bir tapu işi için memlekete gitmem gerekiyor. İzin verirseniz. Tabii Gökhan, gidebilirsin. Mahmut Reis'e selamlarımı ilet. Hiç uğramıyor diye kızdığını söyle. Söylerim efendim. Teşekkür ederim. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Gökhan! Gökhan! Hop! Neredesin be? Niye aramıyorsun kaç gündür? Bu iş fabrika işine benzemiyor. Süreyya Bey'in bütün işleriyle ben ilgileniyorum. İyi de... Evet. Meleğin durumu ciddi. Önemli bir sorunu var. Onu halletmen lazım. Ne sorun? Para mı lazım? Sorun para değil. Konuşur öğrenirsin. Tabii. Taksi! Şimdi çok önemli bir işim var. Akşama gelirim, konuşuruz. Akşama geleceğim, görüşeceğiz. Hadi. Mahmut Reis, hoş geldin. Estağfurullah. Hoş bulduk beyim. Buyur, geç şöyle. Geç. Geçen gün lafını ettik. Rahmetli Veysel'in oğlu Gökhan yanımda çalışıyor. Evet, haberim var. Mektupla bildirmişti. İşe aldığın iyi oldu çocuğu. Kasabadan memnun değildi. İşsiz, güçsüz dolaşıp duruyordu. Memlekete gitti. Sana uğramadı mı? Hayır. Hem kasaba ufacık bir yer. Gelse haberim olurdu. Üstelik bana uğramadan da yapmaz. Bir haftalığına Paris'e gidebilir miyim? Bir tapu işi için memlekete gitmem gerekiyor. Süreyya Bey senin Paris'te, benim de memlekette olmadığını öğrenirse ne yapar acaba? Umurumda bile değil. Aslında iyi bir adam. İnsanlara yardımcı olmayı seviyor. Evet ama ben bu hayatımı yaşamak istiyorum. İkide bir de Süreyya'dan bahsetme. Şu tatilin tadını çıkaralım. Haklısın. Hadi güzelim. Bir haftalığına memlekete gitmiş. Döner tabii. Çünkü orada yaşamaktan nefret eder. Sen de gelsene. Benim mayom yok ki. Ne fark eder canım? Önemli değil, öyle gel. Hadi çabuk ol. Pekala. Merhaba Rıfat, nasılsın? Sağ ol Sufi kardeş. Sen nasılsın Melek? İyiyim Sufi abi. Yemek yemiyor musunuz? Siz yiyin, benim canım istemiyor. Kaç gündür yemek yemiyorsun? Aa, hadi hep beraber gidip bir şeyler yiyelim. Hadi gidelim, gel. Olur mu ya? Gökhan Bey bir haftadır gelmiyor. Ne zaman gelir? Ben yakınıyım. Bilemem. Yarın bir daha uğra istersen. Tamam. Gökhan Bey sizi genç bir hanım sordu. Yakınıyım dedi. Şimdi çık. Evet, sağ ol. Merhaba sevgilim, nasılsın? Müsaade. Gökhan orada mı? Az evvel geldi beyefendi. Pırtını pırtını topla git buradan. Kimse beni arkamdan vuramaz. Defol! Süreyya Bey sizi istiyor. Beni istemişsiniz. Babanla güzel arkadaşlığımız vardı. Çok dost, çok yürekli, çok dürüst bir adamdı. Kalleşli ihaneti hiç sevmezdi. Sen ona hiç benzememişsin. Canını onun hatırına bağışlıyorum. Şimdi defol! Bir içki verir misin bana? İçki yok. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ne demek istiyorsun sen? Git buradan. Bir daha da gelme. Neler saçmalıyorsun? Hani beni seviyorum. Hani mükemmel bir adamdım senin için. Laf onlar. Güzel günler yaşadık. Geldi geçti. Süreyya Bey ilişkimizin farkında. Biliyorum. İşimden ayrıldım, sana geldim. Artık hiç ayrılmayacağız. Sen de kurtul o adamdan, evlenelim. Ne var bunda gülecek? Bana neyle bakacaksın? Şu gördüğün ev, araba, hepsi Süreyya'nın. Bu rahatlığı tepecek kadar enayi değilim. Sen de kaybol, kendine kendin gibi birini bul. Birlikte yaşadığımız günler için teşekkür ederim. Bir üç kırık tutar gülmek istesem, çıkmaz zor yolum gitmek istesem. kaderim bırakmaz ölmek istesem. İşte böylesine çaresizim ben. Evlendiler. Yak. Senin yaptığın affedilir şey değil arkadaş. Meleğe ihanet ettin, onuruyla oynadın, yüzüstü bırakıp gittin. Para uğruna, oyalı bir kadın uğruna. Bu insanların sıcacık bir dünyası vardır. Bu dünya içinde sen de ısınabilirdin. Ama gittin arkadaş. Hangi dünya? Hangi sıcak? Fakirlik, açlık, sıcaklık mıdır? Biz aç değiliz. Para kazanmaya da karşı değiliz. Ama her şey zamanla. Sen bir anda her şeyin olsun istedin. Olmaz arkadaş, olmaz. Haklısın. Ama niyetim kötü değil. Param olsun istedim. Rahat yaşayalım istedim. Saçlarımda eller eser, gözlerim dünyadan güzel. Saçlarımda eller eser, gözlerim dünyadan güzel. Gül yaprağı sana benzer, gül yaprağı sana benzer. Benim güzel melek.